Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatin min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, muhterem kardeşlerim, Mughni Şerhul Mughni'nin harf kısmının hurufi meşebbehu bil fi'li işliyoruz. Şimdiye kadar inne'nin tahfif halini söyledik. Dedik ki caizdir onun amel etmesi isme zahirde. Sıra enne'ye geldiğinde enne de tahfif edilir mi edilmez mi? Şimdi onu bize anlatacak. Kavluhu ve tuhaffeful meftuhatu ey ve tuhaffefu ennel meftuhatu. O da tahfif edilir aynen inne gibi. Feta'melu ala sebilil vücubi. Tabi bu enne tahfif edildiğinde vaciptir amel etmesi fi damiri şe'nin mukadderin. Şe'nden ibaret olan bir damir ama mukadder olacak. Yani o damirimiz şe'nden ibarettir. Eğer müzekkerse, o kıssattan ibaretse müennes olur o zaman damir. Yalnız mukadder olacak. Bir de ameli vaciptir. لِأَنَّ اَنَّ الْمَفْتُوحَةَ اَكْثَرُ مُشَبَهَةً بِالْفِعَلِ minel meksureti. Neden acaba bu enne tahfif edildiğinde bile amel etmesi vaciptir? Diyor çünkü bu enne inneden daha fazla fiile müşabihtir, benzerdir. İnneden daha fazla fiile benziyor. Madem inneden daha fazla benziyor, inne amel ettiği halde kendisi amel etmezse bu onun için bir şey olur. Yani bir inhitat olur, düşme olur. Bir eziklik olur. Neden daha fazla benziyor? Likevnil meftuhati ala vezni kalleh. Çünkü enne aynen fiili madi olan kallenin veznindedir. Ama inne fiili madi vezninde olan bir benzeri yoktur. Kema zükire. Evet. Demek ennenin fiili madiye benzemesi inneden daha fazla olduğu için mecburen ona vacip bir amel vereceğiz. Ama demir-i şen-i mukadderde. Ve kad alimte enne innel meksuretel muhaffefete te'amelu fil muzhari. İnne muhaffefe anil müsakkal. Nerede amel ediyor? İsmi zahırda amel ediyor. Kema fil ayetil meskureti. Geçen ayette de okuduk. Yani innenin in muhaffef olduğunda bile bakıyorsun külleden amel ediyor. Fil ayetil meskureti. Fekadderu öyleyse madem inne amel ediyor ve enne de daha fazla fiale benziyorsa ne yaptılar? Fekadderu amelel meftuhati fi damiri şe'nin mukadderin. Dediler o zaman hiç olmazsa enne muhaffefe anil müsakkal da yine amel etsin fakat damir-i şen'de amel etsin. O damir-i şen'de mukadder olsun. İzlem yücet. Peki neden mukadderde amel etmesini vacip kılmışlar? Bulamamışlar. Daha doğrusu Araplerin enden sonra gelen, enne muhaffefe anil müsakkal'den sonra gelen bir ismi zahir veyahut damiri meskur ma'mul görmemişler. Nuhatlar, yani Arapların konuşmaların peşine düşmüşler, araştırmışlar, öyle bir şey görmemişler. Mecburen demişler ki hiç olmasa da inden daha düşük olmasın, rütbesi daha aşağılarda olmasın, bari damir-i şe'ni mukadderde bir amel etmiş olsun yani. İzlem yücet ameluha fil muzhari. Evet, çünkü onun ismi zahirde amel etmesi bulunmamış. Ade kalkıp da dediler ki hiç olmasa demir-i şen'de amel etmesi vacip olsun. Vacip olsun fakat demir-i şen'de. Çünkü mezkur görmediler. O mecburen dediler mukadder olsun. Peki niye vaciptir amel etmesi? لِأَلَّا يَنْحَطَّ الْاَقْوَ مِنَ الْاَضْعَافِ. Evet. لِأَلَّا يَنْحَطَّ الْاَقْوَ عَنِ الْاَضْعَافِ. Zayıf olan inden ki dedi ki inne fiili madiye benzemesi daha zayıftır. Ennenin benzemesi daha fazladır. Benzemesi zaten fiili madiye benzeşmelerinden dolayı bu ameli yapabiliyorlar. O fiili madiye daha fazla benzeyen enne olduğu halde ona amel vermesek, o inne ameli daha benzeşmesi zayıf olan bir inneye amel versek, o zaman tam tersini
Yani adaletli davranmayız. Daha fazla hak edene vermiyoruz. Daha az edene, daha az hak edene bakıyorsun, mukaffef olduğu halde de amel yine veriyoruz. Halbuki ona vermemeliydik. Çünkü onun fiale benzeşmesi ennenin fiale benzeşmesinden daha azdır, daha düşüktür. Nahu kavlihi ta'ala ve ahiru da'vahem enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu Sure-i Yunus'tur vallahu alem. Evet, Sure-i Yunus 10. ayet. Ehli cennetin semerelerle, cennetteki nimetlerle durumlarını anlatan bir ayettir. Da'vahum fiha subhaneke Allahümme ve tahiyyetuhum fiha selam. Evet, yani onların çağırmaları, iştihları, istekleri, yani nimetleri istemeleri, subhaneke Allahümme böyle demeleridir. Subhaneke Allahümme. Böyle dediler miydi hemen hizmetçiler veyahut semere kendilerine hazır olunur, hazır olur. Yedikten sonra da onların nimetleri istifade yedikten sonra şöyle derler. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. Yani istemleri Subhaneke Allahümme iledir. O sonlandırmaları da Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yani bugünkü bizim dünyada sofradan çekildiğimizde, yemeği sonlandırdığımızda elhamdülillah nasıl diyorsak, cennette de cennet ehli semerelerden faydalandıktan sonra sonlarını ne sonlandırması şöyle yaparlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Burada en ilhamdülillahi, en muhaffefe anil müsekkazdır, demir-i şen mukadderdir, ameli demir-i şende olmuştur. Elhamdülillahi bu cümle en için haber oluyor. Ey ennehu, çünkü madem damiri zikredersek mecburen enhu değil artık, ennehudur. Çünkü damiri meskurda amel edemez. Meskur oldu midi enne olur. Evet. Ey enneşşe'ne, demek o damir şe'nden ibarettir. Yani geçmiş bir merci'i yoktur ki bu ha ona raci olsun. Belki o ha neden ibarettir? Sanki enneşşe'ne diyeceğin gibi. Ennehu yani enneşşe'ne, o kadar. Kavluhu, yani şöyle bir düşünce olmasın. Efendim şe'n geçmiş. Bu ha o şe'ne raci'tir. Yok, ondan ibarettir. Ona raci değildir. İbarettir. Nasıl alem şahstan ibaretse bu damir de şe'nden ibarettir. Kavluhu ve tedhulu. Ey ve tedhulu enil meftuhatul muhaffefetu, bu en tahfif edildikten sonra alel cümeli mutlaka. İsmiye ve fiiliye hepsinde de gelebilir. Yani e'ammu min en yekune ismiyeten, bu ene muhaffefe anil müsekkele, e'ammu bu cümle amdır. Min en yekune ismiyeten, yani sadece ismiyetle kalan bir cümle değildir artık enden sonra gelen cümle. E'ammu min en yekune ismiyeten ev fiiliyeten. İsmi de olabilir, fiili de olabilir. Nahu belagani en zeydün ehuke. Burada belaga fiil, nuni vikayet ya mef'ul, en muhaffefe anil müsekkel, demir-i şen orada mukadder, onun ma'muli ismi, mansub ismi, zeydün müfteda ehuke haberi, kaf mudafilehi, cümle enin haberi, bu en zeydün ehuke ne oldu? Mazdar kalıbına düktük, belagenin faali oldu. Ey enhu zeydün ehuke. Enne Huzeydun ahuke. Ev fiiliyeten. Dedik e'ammu min en yekune ismiyeten ev yekune fiiliyeten. Nahu belagani en la yadrib. Evet. Belagani en la yadribu Zeydun. Ey enhu ennehu la yadribu Zeydun. Zeydun vurmayacağı bana ulaşmıştır. Ben haberdar olmuşumdur. Evet, burada da cümle-i fiiliyeye gelmiş. La zaten harftir. Cümle la ile isimlendirilmez. Yani harf, cümle-i harfiye yoktur. O zaman yadribu'ya sıra geldi. Yadribu fiildir. Deriz ki cümle-i fiiliye. Kavluhu. Ve keza enne gibi lakinne yuhaffefu. O da yuhaffefu. Ke ehevatiha. Fetulga.
O zaman fakat lakinle bu var. Aynen ehevatları gibi tahfif ediliyor. Yani bir tanesi bir tane nun hazf edilir. Biraz basitleşsin diye, hafif gelsin diye. Ama fethulga ameli iptal edilir. Evet, fethulga ve tedhulu hine izin alel cümleteyni bedel o cümleteyni el ismiyeti nahu kavlike ebuke kaidun lakin ehuke kaime. Burada ebuke kaidun lakin lakine istidraki anil müsekkaleti mühaffefe anil müsekkale lakin nedir? Ehuke mübteda kaimin haber. Evet. Ama lakin diyoruz, amel vermiyoruz. Evet. Yani ebuke kaidun dendiğinde sanki ehte herhalde kaidmiş. Öyle bir vehme kapılır muhatabımız. O vehmini nasıl gideriyoruz? Lakin'le gidiyoruz. Lakin ehuke kaimin doğrudur. Yani ebuke kaidinden senin kardeşinin de kaid olacağını tahmin edersen yanılırsın. Ehuke kaimin. Vel fi'aliyeti. Nehu dehele zeydün lakin kharece bekrün. Evet, lakin burada nedir? Lakin muhaffefe anil müsekkel amel etmez ilgadır. Ameli ilga olunur. Kharece bekrün. Cümle-i fi'aliyeye gelmiş lakin. Ve yecuzu zikrul vavi ma'a lakin il muhaffefeti. Muhaffef olan lakinle beraber vavi atife gelebilir. Gelebilir. Nahu kavlihi teala ve ma kefara Süleymanu velakinişşeyatinu keferu. Eğer lakini okusak burada değişik kıraatler vardır. Kimisi lakinneşşeyatine kıraati sebe'e lakinişşeyatinu da gelmiştir. Evet. Lakin okuduğunuzda lakin muhaffefe anil müsekkale eşşeyatinu mübdede keferu haberidir. Burada vav gelmiş. Lakinle beraber vav gelmiş. Vav ve atife gelmiş. Yani bilelim ki bu çünkü vav ve atife olduktan sonra artık lakin atife değildir. Çünkü iki harfe atıf beraber gelemezler. E o zaman nedir? Lakin muhaffefun anil müsekkale. Müsekkelden tahfif edilmiş lakindir. Yani asli lakin nedir? Tahfif edilmiş artık eşşeyatin mübtedadır, keferu haberdir. Ama lakin ne olsaydı eşşeyatine ismidir, keferu haberi olacaktı. Bi tahfi lakin ve bi raf'i şeyatini. Evet. Lakin olduktan sonra artık eşşeyatine değil, eşşeyatini olacak, mübteda olacak. Fi ba'di kıraati seb'i. Peki niye vav gelir? Yani lakin muhaffef olduğunda artık vav ve atife beraber de gelir. Ferkan beynehu ve beyne lakin ellezi huve harfül atfi. Madem lakin muhaffefe anil müsekkaldir, bizim elimizde bir işaret olsun. Nereden anlayacağız? Diyor o zaman vav gelir. Eğer lakin tahfif edildi mi vav ve atife beraberinde gelir ki bilelim bu lakin nedir asli. Asli lakin nedir? Eğer bu lakin aslen lakin olsaydı harfi atıf olacaktı. E vav beraberinde gelmişse demek harfi atıf değildir. Belki muhaffefe anil müsekkaldır. Evet. Demek niye vav gelir? Ferkan beynehu ve beyne lakin illezi huve harfül atfi. Ve kale ba'duhum la yecuzu zikrul vavi ma'aha. Kimisi demiş ki lakin muhaffefe anil müsekkal zaten harfi atıftır. Evet. Lakin oldu mu harfe atıftır. Yani burada lakin işşeyatinu dendiğinde bu harfe atıftır. Belki lakin mıhbe anil müsekkal değildir. Evet. O zaman da atfe cümle ismiye alel fiiliye olur. Ve kale ba'duhum la yecuz zikrul vav ma'aha. Neden? Li enneha iza huffifet lakin olduğunda kanet harfe atfin. O zaman zaten harfe atıf olur. Felem yecüz ma'aha zikrul vavi hineyizin. Artık harfe atıf olduktan sonra vavi atife beraberinde gelişi caiz değildir. Niye? Limtina'i duhuli harfi atfi ala mislihi. Çünkü harfe atıf lakine atifeyle gelmez. E peki burada nedir o zaman? Ha demek lakin neşşeyatine ve lakin neşşeyatine. Vav geldiyse lakin ne okunacak? Lakin okunmaz. Bu ba'd diyor. Lakin okundu mu harfi atıf olur. E vav da var. E o zaman lakin ne okuyacağız? Diyorlar. Fakat diğerleri diyor yok. Muhaffefe anil müsekkaldır.
biz vavi orada getirmişiz ki, yani Allahu Teala vavi zikretmiş ki bilinsin bu lakin asli lakin nedir? Harf-i hatıf değildir. Evet. Kavluhu ve keza ki enne. Bugünkü dersimiz burada son olsun. İnşallah devam ederiz daha sonra. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.